hareket evlat. Güzel hareket mi? Rainbow Dash az önce. Güzel hareket. Ha? My little pony, my little pony. My little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle. My little pony. Gücü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize. İyilik yap. Hep mutlu ol. Seninle dost olmak güzel. My little pony. Neville'de uyku yok. Sonra birdenbire havalandım ve sonra Rainbow Dash bakıp dedi ki... Güzel hareket evlat. Vay canına. Böyle mi söyledi? Yani kısaca beni kanatları altına alıp bildiği her şeyi öğretmeyi ve kardeşim gibi olmak istediğini söyledi bana. İnanabiliyor musunuz? Bundan pek emin değilim. Çok güzel bir iltifat etmiş ama. Tamam tamam. Ama bunların hepsi olabilirdi değil mi? Evet, kesinlikle. Sadece onunla zaman geçirmenin bir yolunu bulmam gerek. Böylece yeteneklerimi daha çok görecektir. Biz Applejack'le bu hafta sonu Winsome şelalelerinde yürüyüşe çıkacağız. Ablama Rainbow Dash'i davet ettirirsem sen de gelebilirsin ha? Gerçekten mi? Evet, ben de istiyorum. Tabii ki, sen de gelebilirsin. O zaman Rarity'yi de getireceğim. Rarity kamplara bayılır. Kampları hiç sevmem. Bütün o... Doğa. Applejack kardeşiyle gidiyor ama. Madem benimle zaman geçirmek istemiyorsun. Tamam. Tabii ki gitmek için daha uygun bir giysi bulmam gerekecek. Bakın geleceğini söylemiştim. Böcek ilacını aldın mı? Evet. Mataralar sende mi? Evet. O zaman çıkmaya hazırız. Merhaba. Merhaba Rarity. Bir şeyler getirdin mi? Kirpiklerini kıvırmak istediğinde ve kirpik kıvırıcını getirmediğini anladığında son gülen kimmiş göreceğiz. Tamam. Anlaşılan artık hazırız. Ama ya Rainbow Dash? Rainbow Dash gelmiyor mu? Tabii ki geliyor tatlım. Bizimle kamp alanında buluşacak. Hadi kızlar, artık yola çıkalım. Daha gelmedik mi? Bunu birinci kez sordun. Cevap hayırdı. Bu kez gerçekten evet. İşte Rainbow Dash burada. Tamam Skutalı. Şu işe başlayalım. Merhaba. Merhaba Rainbow Dash. Naber? Neden böyle geciktiniz? İçimizden bazıları pek hızlı hazırlanamadığı için birazcık geciktik. Aynı çadırda kalacağız demek ha? Tabii sakıncası yoksa. Hayır, tabii horlamıyorsan. Horlamıyorsun öyle değil mi? Hayır, asla olmaz. Ne gece ne de gündüz horlarım. O zaman seninle iyi anlaşacağız. Şaka ediyor olmalısın. Sweetbell, bir iyilik yap ve başucumdaki vazo için taze çiçek topla. Hey, Skutalo, bir iyilik yap ve odun toplamama yardım et lütfen. Ciddiyim. Ateş için odun toplar mısın? Tabii ki. Tamam, herkes yerine geçsin. Çünkü şimdiye kadarki en iyi hikayemi anlatacağım. Rarity'nin kanatları varken sonra mahvolunca onu yaralanmaktan kurtardığın hikayeyi mi yani? Tamam, belki de şimdiye kadarki en iyi ikinci hikaye. Muhtemelen en korkuncu. Korkunç hikaye seversiniz değil mi? Her şey böyle bir gecede yaşandı ve tıpkı böyle bir ormandaydı. Sonra yaşlı pony sordu.
Benim paslı nalımı kim aldı söyleyin bakalım. Ben değil. Selam. Boğazıma bir şey kaçtı. Hiç korkmadım ki. İyi hikaye. Korkmayacağını biliyordum. O arabaya atladığın gibi. Benim gibisin. Korkmuyorsun. Evet. Korkmuyorum. Merak etme. Rarity yanındayken bir şeycik olmaz. Ne? Bence artık uyuma zamanı geldi. Sakın korkma ufaklık. Çadırımızda yeşil pony falan yok. Gerçekten komik değil mi? Nasıl da yaşlı poniden korktular ama ben korkmadım hiç. Çünkü sen sıkısın. Ben de senin yaşındayken öyleydim. Ben yatıyorum. Ne zaman istersen gel. Bir şey yok. Sadece hayal görüyorum. Bu yaşlı poninin gök gürültüsü yürüyüşü değil mi? Orada biri mi var? Benim paslı nalımı kim aldı? Benim paslı nalımı kim aldı? Benim paslı nalımı kim aldı? Ama ben bebek gibi uyumuşum. Gece harikaydı. Dinlenmene sevindim çünkü uzun bir yürüyüş yapacağız. Winsome şelalelerine vardığımızda buna değecek. Evet, haklısın. Oh, terliyor muyum? Sanırım terliyorum. Oh, ama kardeşim ne zaman geçirmek için buna kesinlikle değer. Bu araba her seferinde sanki daha ağır oluyor. İçinde bir koyun sürüsü de olsa fark etmez. İlerlemezsek kamp alanına varmadan hava kararmış olacak. Kararacak mı? Yola çık mı diye bakmak için önden gideceğim. Hava kararınca dışarıda kalmak istemeyiz değil mi? Benim için fark etmez. Şey bilirsin. Korkan poniler için. Sakın şimdi uyuma. Hava kararmadan kamp alanına varmam gerek. Sen dışarı çıktığında kendi tabağını getirmen çok önemli. Bu tarafa gelmeyin, yoldan gidin. Bu çalılıklardan geçmekten çok daha iyi. Elma suyu günündeki bir elma kurdundan daha da gerginsin. Ne var Scootalu? Hiçbir şey duydum sandım da. Gerçekten iyi misin? Biraz ürkek görünüyorsun. Çalışma yapıyordum. Bu hareketleri sık sık yapmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsin değil mi? Yardım ister misiniz?
Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Dostlar ne içindir? Bu gece çadıra gerek yok. Şu mağarada konaklayabiliriz. Yaşasın karanlık mağara. Tam bu akşamki hikayeye göre. Bir kamp ateşi yakarsak hazır oluruz. Tabii ki. Bir sürü odun bulayım ben. Şu büyük, karanlık, korkunç olmayan ormandan. Teşekkür ederim. Tamam. Yapabilirim. Üç deyince şu dalları alacağım. Bir, iki, üç. Gelin bakalım küçük dallar. Kara kış gelmiş kadar soğuk. Skutalu nerede kaldı? İşte getirdim. Bu kadar mı? Bu kadar bulabildim çünkü buralarda pek fazla ağaç yok. Bu kadar bize yeter. Neden biraz Rainbow Dash'te oturmuyorsun? Peki nerede kalmıştım? Aa, evet, korkunç hikayede. Hey, bir fikrim var. Bu geceki hikayeyi ben anlatayım mı? Pekala, ama korkunç olmasına dikkat et. Bir zamanlar güneşli topraklarda yaşayan çok çok güzel bir pony varmış. Her gün gökkuşakları çıkar, bir sürü mutlu arkadaş yaşarmış. Alınma ama birini korkutmazsa gerçek bir kamp hikayesi olmaz. Bu ormanların hayaletli olduğu söylenir. Bir kafasız at var. Ve sadece gece gezer. Eğer kafası yoksa söyler misin? Bu pony gittiği yeri nasıl biliyor acaba? Kafasız dedim, beyinsiz değil. Küçük kayıp ponileri ararmış. Peki beyni nerede? Korku havada hissediliyormuş. Onları bir daha hiç kimse görmemiş. Ha? Hiç mi? Evet, hiç. Korkma, yanımda güvende olacaksın. Uyku vakti gelmedi değil mi? Maalesef geldi Skutalu. Ama daha hiç kamp şarkısı söylemedik ki. Sen hiç üzülme. 99 şişe sallanıyor. 99 şişe. İçlerinden biri düştü yere. 81 şişe sallanıyor. 45 şişe sallanıyor. İçlerinden biri düştü yere. 40 küçük şişe sallanıyor. Bir küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri düştü yere. 0 küçük şişe sallanıyor. İyi geceler. İyi uykular. Bir şarkı daha isteyen? Yok mu? Dans yarışması yapalım. Dans etmeyi seviyorsunuz. Mağaranın tozunu attırmaya ne dersiniz hadi? Harika bir fikrim var. Saklambaç kim oynar? Ay, belki yarın. Belli ki bu gece uyumak istemiyorsun. Bir nedeni var mı acaba? Tabii ki yok. Kampa ve Rainbow Dash'te takılmaya öyle bayılıyorum ki tek bir saniyesini bile harcamak istemiyorum. Uyku mu? Uyku olmaz. Hiç sorun değil Scoot. Ama bu poniye uyku gerek ve de hemen. Ama bu haksızlık. Uyuyakalacağım. Kafasız at beni yakalarsa bir daha kimse beni göremez ama ben görünmek istiyorum. Olamaz, yardım edin.
sıcacık bir merhaba. Sukutalım. Prenses Luna, sizi kafasız at sandım. Yanılıyordun ama umarım üzülmemişsindir canım. Siz kafasız attan çok daha iyisiniz. Ama burada ne yapıyorsunuz? Canterlot'ta olmanız gerekmez mi? Ben gecenin prensesiyim. Rüyalarına girmek benim görevim. Aa evet. Bekle, bu bir rüya mı? Ama tıpkı gerçek gibi. Bana inan ki uyuyorsun ama uyandığında seni en çok korkutan şey hala var olacak. Kafasız at mı? Seni gerçekten en çok kafasız at mı korkutuyor yani? Beni Rainbow Dash'in sandığı kadar sıkı olmadığımı öğrenmesi korkutuyor. Herkesin bir korkusu vardır Sukutalu. Herkes kendi yöntemiyle yüzleşmelidir. Ama yüzleşmeliler, yoksa kabusları devam eder. Korkularınla yüzleş! Prenses Luna! Sadece bir rüyaymış. Ama kafasız at değil. Rainbow Dash işte bu ormanda yaşadığını söyledi. Bu kafasız atın kişnemesi. Kafasız bir atsa o zaman ağzı da olmaz. Ve eğer az olmazsa pony yiyen bir at olamaz ama... Ama yine de olamaz, kafasız bir at olur. Merhaba, kimse var mı? Kafasız at hariç kimse. Yakaladım. Rainbow Dash, sen misin? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Gecenin bir vakti burada ne işin var senin? Gerçek korkunla yüzleşme vakti Sukutalu. Çok çok üzgünüm Rainbow Dash. Benimle takılmanı, beni kanatlarının altına almanı, bildiğin her şeyi öğretmeni ve kardeşim olmanı istedim sadece. Sonra sen korkunç hikayeleri anlatınca çok korktum. Kafasız atı duydum sanıp buraya tek başıma kaçtım. Gerisini biliyorsun zaten. Hey, sana bir şey anlatacağım. Ama başka birine anlatırsan inkar ederim. O hikayeleri ilk duyduğumda ben de korktum. Sahi mi? Evet, ama yendim. Çünkü eğer kafasız at diye bir şey olsaydı onu geçebileceğimi fark ettim. Seni kanatlarının altına alacak birini arıyorsun ha? Peki, ben de istiyor olabilirim. Gerçekten mi? Tabii, gecenin bir yarısı başka bir nehre düşmediğin sürece. Anlaştık. Kardeş yarışı yapalım mı? Şelaleye sonbaran ikili çürük kovuç olsun. Ah, madem istiyorsun. öyle olsun. Sence bizi yenebilirler mi? Asla. Benim paslı nalımı kim aldı? İşte burada, anladın mı? Al şunu ve sızlanmayı kes. Teşekkür ederim ve iyi günler. (Gülüyor)